bunların hiçbirinin masonlukla alakası yok. Yani usulen insanlardır bunlar. Yani bunlar gariban vatandaşlardır. Gerçek mason hiçbir şekilde üye olmaz. Yani kayıt altına alınmaz. Bunların evrakı, belgesi falan ancak yurt dışındaki localarda olur. Ve gizli localarda olur. Aleni olmaz. Aleni ise zaten sır ortaya dökülmüştür. Yani öyle bir mason olamaz zaten adam. Müşfet arayışı var mı peki? Yani masonluğun, yani Türkiye'de de böyle antipatik bir şey var, bir kavramsallaşan çağrışımı var. Bir meşruiyet arayışı var mı bunların? Meşruiyet hiç ihtiyacı yok masonların. Yani şeytani bir teşkilat zaten. Niçin meşruiyet? Yani halk kabul etmese masonluk duracak mı? Daha da iyi gelişir. Daha şiddetli gelişir. Halk kabul edince asıl gelişmez masonluk. Öyle bir... Tabii yani şeytani sistemdir tabii. Peki hocam bir de şeyi öğrenmek istiyorum. Özellikle İslam'ın terörle yan yana getirilmesi meselesi ve bütün bu Orta Doğu'ya ve Türkiye'nin de işine mahkum edilmesiyle bir süreç başlatılıyor. Bu nasıl da, çünkü hani medyada etkindir dediniz. Şimdi özellikle İslam ve terör kavramı medya aracılığıyla insanlara pompalanıyor. Bu süreci nasıl anlıyorsunuz? Burada mı sonların bu Siyonist hareketinin etkisindedir? Şimdi bu mantık şuna benziyor. Su ateşi söndürür. Suya insan ateş diyorsa ne kadar mantıksızsa İslam'a da terörü savunan, terörü kamçılayan bir sistem diyorsa yine aynı sapıklık içindedir. İslam sudur. Ateşi söndüren sudur. Yani terör eğer ateşse İslam da sudur. Bu da bunu söndürür. Özelliği, yani bünyesi müsait değil İslam'ın. Yapısında böyle bir özellik yok. Söndürücü özelliği vardı. Terörü, fitneyi, kargaşayı ortadan kaldırmak dinin hedeflerindendir zaten. Çünkü şeytanla mücadele eden bir sistemdir İslamiyet aynı zamanda. Nasıl öyle bir şey olsun? Peki bu çabayı nasıl görüyorsunuz? Aynı örgüt bunu yapıyor. Yine masonluğun insanlara vermek istediği imajlar. Biraz somut örnekler verebilir miyim? Mesela benim en azından açık benim dikkatimi çeken bir hadise vardı. Amerika'nın İsrail'e Orta Doğu'ya gelmesi için bir İslam ve terör gibi iki kavram oluşturdu. Öncelikle bunun teorik bir zemin, yani zihinsel anlamda bir ön hazırlığı yapıldı. Fakat Avrupa'da da mesela Madrid'deki yani yine İslam ve terörün yan yana geldiği takım eylemler, bombalı eylemler, hem Türkiye'de İstanbul'da hem yanı başımızda işte sinagoga eylemleri veya işte HSP simyasının bombalanması gibi böyle küresel bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Ortak akla mı çıkıyor? Tabii, tamamını masonluk yönlendiriyor. Yani garibanlar kullanılıyor burada. Yani mesela Türkiye'de bazen 3 milyara, 5 milyara bir insan öldürtmek mümkün oluyor. Yani gariban bulmak, akıl hastası bulmak bu kadar sorun değil masonluk için. Yani terör meydana getirtmek, onları yönlendirmek hiç zor değil. Büyük terör örgütlerinin tamamı masonların kontrolündedir. Ve büyük istihbarat örgütlerinin kontrolündedir. Büyük istihbarat örgütlerinin tamamı masonların kontrolündedir. Yani başıboş değildir. Dolayısıyla bu tip olaylar, büyük terör olaylarını bir masonun, mason teşkilatının yapması hiç zor değildir. Çok kolaydır. İstediği an düğmeye basar ve yapar. Halkın masonluğa karşı, teröre karşı bilinçlenmesi şeytanla mücadeleyle olur. Bu da ancak Kur'an'ın tarif ettiği İslam ahlakının iyi kavranması ve şeytanın tarifinin iyi bilinmesiyle olur. Peki hocam, bu küresel çaplı bir organizasyonun bir finansal bir maliyeti var. Evet. Şimdi hani adres anlamda söylüyorum ama bu kadar geniş çaplı bir organizasyonun bir maliyeti var ve bunun bir finansının gerçekleşmesi lazım. Finans kimin elindedir? Masonlar sermaye hakim olmuş bir güçtür. Yani bütün ünlü büyük şirketler masonların kontrolündedir. Hangisine girsek bir mason çıkar. Musevi sermayesini de kontrol altına almışlardı dolayısıyla. Dolayısıyla tek ana sermaye, büyük sermaye onların kontrolünde. Öyle bir sorunlar olmaz o yüzden. Bu açıdan diyorsunuz. Tabii. Ama bu söylediğiniz şekilde adresler de belli olmuş oluyor. Tabii ki. Siz biraz da Türkiye'deki bu masonların gündelik hayattaki veya medya aracılığıyla popüler kullanarak üretildiği mesajlara ve daha somut adreslere girebilir miyiz? Aslında dikkatlice bakan çok açık görür.
Masonluğun en titiz üstünde durduğu konu Allah'ın olmadığını topluma vurgulamaktır. En çok üstünde durduğu konu bu. Zaten bu yapıldıktan sonra insanlar şeytanın kucağına çok rahat düşerler. Onun için yani özel bir ahlaksızlık propagandasına da ihtiyaç olmuyor. Birinci konu bu oluyor. Ama onun dışında tabii gayri ahlaki hayatın teşvikini zaten biz televizyonlarda, gazetelerde açık açık görüyoruz. Bunu söylememize gerek yok. Nerede bunu görüyorsanız orada o parmak var demektir. Mason parmağı var demektir. Yani büyük masonluk kitabında soluk isimler verdiniz hocam. Evet. Biraz bu isimlerden bahsedebilir misiniz diye. Kitaptan siz onu aktarırsanız daha rahat olur. Şimdi çok vaktimiz alır. Şimdi say say bitmez o, çok uzar. Evet, evet. Ama tabii belki bunu... Belki bunlar birazcık daha böyle hani elitist, daha seçkin, birazcık daha açıkçası Yahudi çiftlerin de aslında biraz sabotaj kökenli olduğundan da dikkat çekiyor. Bu yüzden rastlandı mı hocam? Evet, masonluk sabotajcılığı da kullanıyor yani. Sabotajcılık da Türkiye'de büyük bir örgütlenme. Güçlü bir örgütlenme. Onlar da bizim üzerimize saldılar şu an. Sabotajcı ailelerle uğraşıyoruz şimdi de. Onların bir müdahalesi var. O daha da masonluk için çok daha kolay bir şey. Çünkü sabotajcılar ne Musevi, ne Müslüman, ne hiçbir şey, değişik bir şey yani, çok ilginçler. İnançlar ve felsefeler falan çok değişik ama ta ilk başlangıcından beri masonların kucağına düşmüş, onların kontrolüne girmiş bir örgütlenmedir. Osmanlı döneminde de Sabahtay Sevi'nin kendisi de bu örgütün himayesinde olmuştur. O yüzden de kolay bir yayılma istidadı göstermiştir bu hareket. Fakat mühim olan tabii bu harekete karşı yapılacak çalışmadır. Bunu Kur'an bize bildiriyor. Şeytanın sistemi ahir zamanda bozulacaktır, yıkılacaktır. Bu İsa Mesih'in inişiyle, nüzülüyle olacaktır. Ve Mehdi'nin zuhuruyla olacaktır. Bu her iki olayın da yaklaşma vakti geldiği için şu anki çılgınlığın kökeninde bu vardır. Paniğin kökeninde bu vardır. Yani masonluk yoğun olarak tedbir alıyor İsa Mesih'in inişine karşı ve Mehdi'nin zuhuruna karşı. Bunu biliyorlar ama. Yani bunlara bunu bildiren yine şeytan. Ya böyle bir şey olacak Orta Doğu'da, bunun hazırlığı içerisinde olun, buna karşı tedbir alın diye bilgi alıyor. Bu bilgiye dayalı bunlar bunu yapıyorlar. Tam Mehdi'nin zuhur edeceğini tahmin ettikleri yerlerde yoğunlaşıyorlar. İsa Mesih'in ineceğini tahmin ettikleri yerlerde yoğunlaşıyorlar ve buralarda daha çok fitne ve kan döküyorlar. Bu çok manidardır. Mesela Kudüs'ten şüpheleniyor. Kudüs şu an tam bir terör şehri haline getirdiler. Tam bir kargaşa şehri haline. Mesela Şam'dan şüpheleniyorlar. Şam'da kan dökmeye hazırlanıyorlar şu an. Yani tam nerede çıkacağını bilemedikleri için muhtemel yerlere karşı yoğun tedbir alma üzerine bir çalışmaları var. Bu önümüzdeki 10-15 yıllık süreç içerisinde şeytanla Mehdiyet düşüncesinin bir savaşını göreceğiz. Sonunda Mehdiyet galip gelecektir. Hazreti İsa'nın yardımı ve desteğiyle de bu hareket sonuçlanacak. Dünya barış ve huzura kavuşacaktır. İlk defa dünya bu kadar geniş çaplı bir İslam ahlakının hakim olduğu, huzurun hakim olduğu, sevincin, neşenin, bereketin hakim olduğu bir çağa gireceklerdir. Bunun öncesinde şeytanın debelenmesinin kökeninde bu vardır. Şu anki panik odur. Ama bu çok çabuk yatışacak. Vaktin yaklaştığını masonların telaşından anlıyoruz. Yani mesela nereden anlıyorsunuz dese biz oradan da anlayabiliriz. Mesela Musa'yı bize Firavun göstertiyor. Firavun'un telaş ettiği kişi kim diyoruz? Bakıyoruz ki Musa orada. Nemrut kimden telaş ediyor? Panik diyor. Bir bakıyoruz ki İbrahim orada. Kimin üzerine telaş varsa oraya çok dikkat etmek lazım. Hangi bölgeye telaş varsa oraya dikkat etmek lazım. Yani masonluk ve şeytani sistem ilgili kişilerin çevresine dönerler. İlgili olayların, ilgili cemaatlerin etrafında dönerler. Fark eder onlar. Onun için biz de Mehdi'ye zemin hazırlayan bir cemaat olduğumuz için, Mehdi ahlakını, Kur'an ahlakını savunduğumuz için o sistemin zeminini hazırlayan kişiler olarak şüphelendikleri için bize karşı da bir mücadele var. Yani öncüleri olarak gördükleri için bize de karşı da bir mücadele oluyor. İsa Mesih'in inişini biz de hasretle bekliyoruz. Bakıyor ki bekliyoruz.
var güçleri üzerimize saldırıyorlar. Yani kökeninde olayların bunlar vardır. Bir de burada sizin de kitapta yer alan Mehdi'nin kapısında Şam